Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda fen bilimleri 4. sınıf 1. dönem 1. yazılı son. Yeni hazırlanmış arkadaşlar, en güncel soruları çözüyoruz. Kanalımıza abone olmanızı ve bizi takip etmenizi sizden bekliyoruz. Evet, önce boşluk doldurma sorularımız var. Bakalım bizlerden ne istiyor? Başlayalım. Dünyanın güneş etrafında yaptığı hareketin sonucu, dünya güneş etrafında hareket ettiğinde ne meydana gelir arkadaşlar? Gece gündüz mü, mevsimler mi, yani yıl mı? Ne meydana gelir? Dünya güneş etrafında yaptığı dolanma hareketi. Mevsimler yani yıl değil mi arkadaşlar? Ne yazalım? Mevsimler yazalım. Mevsimler meydana gelir. Ha şurada parantez içinde yıl da yazabiliriz değil mi? Bir yıl meydana gelir. Evet. İki. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaptığı hareketin sonucu dünya kendi etrafında döndüğü zaman ne olur? Gece gündüz değil mi arkadaşlar? Evet. Gece yazım çok güzel değil ama okuyabiliyorsunuz ve konuştuklarından anlıyorsunuzdur zaten. 3. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi. Dünya güneş etrafında ne kadar sürede dolanır? Bir saatte mi, bir günde mi, bir ayda mı, bir yılda mı? Evet, dünya güneş etrafında döndüğünde mevsimler oluştuğuna göre 4 mevsim. 4 mevsimde 365 günde meydana gelir değil mi arkadaşlar? O halde ne diyeceğiz buraya? 365 gün. 365 gün 6 saat. 6 saati de unutmayalım. Bu da çok önemli. Şurası 3 yalnız. 365 gün 6 saat arkadaşlar. 4. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketini tamamlama süresi. Peki dünya kendi etrafında ne kadar sürede dönüyordu sevgili arkadaşlar? 24 saatte dönüyordu değil mi? Bir hata yapmadım değil mi? 24 saat. Siz de katılıyor musunuz bana? Evet doğru. 24 saatte dönüyor dünya kendi etrafında. Milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce yaşamış canlıların günümüze kadar gelmiş kalıntılarına ne deniyordu arkadaşlar? Taş mı? Toprak mı? Fosil mi? Ne deniyordu? Elbette ki biz bunlara canlı kalıntılarına fosil diyorduk. Doğru cevabımız fosil olacak. Dünyanın kendi etrafında dönme hareketi sonucu. Az önce buna benzer bir soru yaptık. Dünya kendi etrafında dönme hareketi yapar. Bunun sonucunda ne meydana gelir? Gece ve gündüz meydana gelir değil mi arkadaşlar? Dönme hareketi sonucu oluşan gece ve gündüzdür. Peki dünyanın dolanma hareketi sonucu dünya nerede dolanır? Bir dönme hareketi. Dünyanın iki çeşit hareketi var. Bir dolanma, bir dönme hareketi var arkadaşlar. Dolanma hareketini güneşin etrafında yapar. Dönme hareketini kendi etrafında yapar. Peki dünya dolanma hareketini güneşin etrafında yapıyorsa dolanma hareketi sonucu ne meydana gelir? Mevsimler değil mi? Mevsimler meydana gelir diyelim. Yani yıl meydana gelir. Dünyanın merkezine verilen ad nedir arkadaşlar? Dünyanın merkezine verilen ad nedir? Manto mu, magma mı, çekirdek mi, taş küre mi, su küre mi, hava küre mi? Dünyanın merkezine ne vardır? Çekirdek vardır değil mi arkadaşlar? İç çekirdek. Güzel yazmadım ama neyse anladınız. İç çekirdek vardır, çekirdek. Yer kabuğunu oluşturan büyük ve sert kütlelere ne denir arkadaşlar? Sert kütlelere kayaç, kayaç. Evet, hemen aklımıza gelir. Kayaç denir arkadaşlar. Evet, kayaç denir. Sert ve büyük kütlelere kayaç diyoruz. 10. Dünyanın kendi etrafında dönmesi nokta nokta saatte tamamlanır. Dünya kendi etrafında dönerken kaç saat geçiyordu? Bak yukarıda da görünüyor hala. Buna benzer bir soru. 24
tamamlanır değil mi arkadaşlar? Bunu zaten biliyorsunuz. Benim yazmama bile gerek yok. Geçelim bir sonraki sorumuz. Dünyanın katmanları dıştan içe doğru. Aa, klasik soruymuş. Dünyanın katmanları ne diyor? Dıştan. En dışta hangi katman var arkadaşlar? Hava küre, su küre, taş küre, çekirdek magma. Evet, en üstte atmosfer var arkadaşlar, katmanları. O halde nedir dünyanın en dıştaki katmanına biz? Hava küre diyoruz. Hava küre. K yazalım. Şunun üstünü bir çizelim. İkinci sırada hava kürenin altında ne var arkadaşlar? Su küre. Su nerede? Şuradaymış. Su küreden sonra ne vardır arkadaşlar? Toprak, yani taş var değil mi? O halde ne diyeceğiz? Taş küre. Taş küreyi bulalım. Ha, şuradaymış. Taş küreden sonra ne gelir? Çekirdek mi gelir? Magma mı gelir? Elbette ki magma. En sonda ne var? Demin bir soruda çözmüştük. Dünyanın merkezinde ne var? Çekirdek değil mi arkadaşlar? Evet. Elim ağrıdığı için güzel yazamıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Klavyede kullanamıyorum. Yoksa burayı klavyeyle daha güzel yazarım. Bilgisayarla. Ama şu anda sadece bununla idare etmek zorundayız. Evet, hava küre, su küre, taş küre, magma ve çekirdek olarak sıraladık. Şu harfini biraz daha belirtip yapalım. Evet. Evet, işte dünyanın katmanlarını da sıraladıktan sonra geçelim. Aa, yol takip sorusu. Bu soruları çok seviyorum. Doğru yolu takip edip en sona gitmemiz isteniyor arkadaşlar. Bakalım doğru yolu takip edip en sona rahatlıkla gidebilecek miyiz? Bir bakalım beraber. Yer kabuğunun kara tabakası kayaçlardan oluşur. Doğru mu, yanlış mı arkadaşlar? Evet, yer kabuğunun kara tabakası kayaçlardan oluşur. Doğru. O halde bu yolda devam ediyoruz. Bu yolumuz yanlış. Bu yol bize kapandı. Evet, bakalım. Ekonomik değeri olan kayaçlara maden denir. Doğru mu, yanlış mı? Evet arkadaşlar, doğru. Maden denir. O halde şimdi de bu yolumuz kapandı. Devam edelim. Şöyle bilgisayarımızı, kağıdımızı kaydıralım. Evet, yukarıdan gitmeye devam ediyoruz. Şuradan gidiyoruz sevgili gençler. Toprak madenleri örnek olarak verilebilir. Yani toprak bir maden midir, değil midir diyor. Elbette ki toprak bir maden değildir. O halde ne diyeceğiz? Yanlış diyeceğiz. Toprak madenleri örnek verilir diyor. Hayır, yanlış. O halde bu da yanlış. Kapandı. Geriye ne kaldı? İşte sonuç olarak Y harfinin karşılaştık. Doğru çıkar, doğru çıkışa ulaşın. Doğru çıkış. Burası en son nedir arkadaşlar? Y olarak karşımıza çıktı ve sorumuz burada bitti. Bir sonraki soruya geçelim sevgili gençler. Aa, test soruları ben çok seviyorum. Çoğunuz da zaten testleri çok seviyorsunuz. Öğrencilerimiz de testleri çok seviyor. Hemen başlayalım testlerimizi cevaplandırmaya. 365 gün 6 saat hangi hareketin sonucu? Neydi arkadaşlar? 4 mevsim yani 1 yıl hangi hareketin sonucu? Dünya güneşin etrafında dolanma hareketidir. Evet. 365 gün 6 saat dolanma. Sakın dönme demeyin. Dönme dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi bir günü oluşturur. Dolanma hareketi ise yılı oluşturur arkadaşlar. Hemen yapalım. Nerede var o? Dünyanın kendi etrafında, hayır, dünyanın güneş etrafında, evet, dolanması doğru. Dönmesi derse yanlış olur arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafında dolanması B seçeneği. İkinci sorumuz, yukarıdaki küçük cembiye doğru sıralanışı hangisidir? En büyüğü hangisidir? Birinci sıraya neyi koyacağız arkadaşlar? Kayaç, kum, çakıl. Birinci sırada kayaç. Kayaçtan sonra ne gelir? Kum gelir. İki. Kumdan sonra çakıl gelir. Aa, özür diliyorum. Kum diyoruz ya. Kumdan sonra taş gelir. İki. Taştan sonra çakıl gelir. Üç. En sonda ne kalır? Elbette ki en küçük kum kalır arkadaşlar. Kum dördüncü sıra olacak. Şimdi bu seçeneği bulalım beraber. Bir, dört, üç, pardon, bir, evet, dört,
3, 2, 1, 4, 3, 2 nerede var? Evet. D seçeneği 1. Kayaç birinci sırada. Taş ikinci sırada. Çakıl üçüncü sırada. En son sırada ise kum. Yani doğru cevap D seçeneği olacak sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz. Dünyamızın kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süreye ne denir? Bir gün mü, bir yıl mı, bir hafta mı? Ne denir? Dünyamız kendi etrafında dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bakın diyor. 24 saatte tamamladığına göre ne denir? Siz de biliyorsunuz ki biz buna bir gün deriz. Hangisi maden değildir? Gümüş, taş kömürü, toprak, mermer. Evet, parasal değeri olmayan hangisidir burada? Gümüşün değeri var, taş kömürünün değeri var, mermerin parasal değeri var. Ama toprağın parasal bir değeri yok. Çünkü toprak bir maden değildir, değil mi arkadaşlar? Hemen toprağı işaretliyoruz. Bir sonraki sorumuz, beşinci soru. Makarna, arpa, buğday, patates. Ne bakımından zengindir? Bakalım. Protein mi? Karbonhidrat mı? Yağ mı? Su mu? Makarna, arpa, buğday, patates. Evet, bunların içinde ne çoktur arkadaşlar? Karbonhidrat çok fazla var. Eğer bunları çok fazla yersek çok fazla kilo alır ve sağlığımızı bozarız. Doğru cevap karbonhidrat olacak. Et, süt, yumurta, yağ. Yandaki besinlerin ortak özellikleri nelerdir diyor. Evet, neler olabilir? Et, süt, yumurta, yağ. Acaba ne olabilir? Bunlar da bitkisel besinler midir? Et bitkisel besin değil. Onu bir kere eledik değil mi arkadaşlar? Et hayvansaldır. Ve süt de hayvansaldır. Bunu eledik o zaman. Karbonhidrat. Karbonhidrat mı acaba? Karbonhidrat makarnada, buğdayda vardı. Bunu da eledik. Protein, hayvansal besinler. Hepsi hayvansal besin mi arkadaşlar? Et var. Süt hayvansal. Yumurta hayvansal. Ama yağların tamamı hayvansal değil, bitkisel yağlar da var. O halde bunu da sildik. Geriye ne kaldı? Protein. Evet, proteinler bakımında zengindir bunlar. Ama bu soruda sanki birazcık bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Yağlar var diyor. Yağ, yumurta, süt, et, protein, hayvansal besinler. Ama bütün yağlar hayvansal besin değildir. Soruda bir sıkıntı var. Yorum kısmına öğretmenlerinize sorun ve yorum kısmına lütfen yazınız. Bu sorunun en doğru cevabı nedir? Protein ama yağ, yumurta protein, süt protein, et protein ama yağlar burada sıkıntı arkadaşlar. O halde ben bunu silip hayvansal besinler yapıyorum. Çünkü hayvansal besin olan yağlar var ama yağlar tamam protein değildir. Sıkıntı var. Evet, gerçekten soruda sıkıntı var. Sildim. Ne yaptım? Geldim. Hayvansal besinler, et hayvansal, süt hayvansal, yumurta hayvansal, hayvansal yağlar da vardır arkadaşlar. Çünkü hayvan tamamı protein olmaz. 7. Geçmişte yaşamış canlıların taşlaşmış kalıntı veya izlerine ne verilir? Yukarıda bir şey yazdık değil mi arkadaşlar? Biz bunlara ne diyorduk? Fosil değil mi? Milyonlarca hatta milyarlarca yıl önce yaşamış canlı kalıntılarına fosil denir. Vitaminler en çok hangi besin maddesinde bulunur? Evet, et, balık, sebze, meyve, süt. Vitaminler tabii ki en çok meyve ve sebzelerde bulunur. Çok fazla meyve sebze yemeliyiz. Vücudumuzun direnci artsın, hastalanmamamız için. Karbonhidratların görevi nedir? Evet, karbonhidratların görevi nedir arkadaşlar? Enerji vermek, yapım, onarım, düzenleyici hiçbiri. Evet. Karbonhidratlar en çok önce vücut tarafından tüketilen ve enerjiye dönüştürülen şeylerdir arkadaşlar. Spor yaptığınızda en önce enerjiye dönüşen karbonhidratlardır. Bunu unutmayınız. Onun için sporcular genelde maça çıkmadan önce makarna yiyip öyle çıkarlar. Hemen enerjiye dönüşür çünkü. 10. Ve son soru. Dünyanın güneş etrafındaki dönüş süresi ve dönmesi sonucu gerçekleşen olay. Evet, ne diyor? Dünyanın güneş etrafında dönüş süresi ve sonucu. Dünya güneş etrafında 365 gün 6 saatte dolanır ve sonucu ne meydana gelir? Mevsim. 365 gün
ve mevsimler. Mevsimler oluşur 365 gün 6 saat. En doğru cevap nedir? C seçeneği, evet. 365 gün 6 saattir ve mevsimler oluşur. Evet arkadaşlar, sınavımız burada son buldu. Umarım beğenmişsinizdir. En son en güncel sorulardı. Sonraki sınavda görüşmek üzere. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyoruz. Başarıyla kalın ve bizimle kalın sevgili gençler.